önce bugün ASP'yi seçiyorum. Yapacağımız işlemi bu şekilde gerçekçi örnekle yapalım. Bir de default ana sayfamız. Yapmak istediğim şey, nereye giderse gitsin, sayfalarda bir kontrol yapacağım, section üzerinde. Örneğin, default ASP.exe gittiği zaman, default'un amacı nedir? Kullanıcı giriş yaptıktan sonraki bilgileri göstermek, onunla ilgili. Ben de kullanıcı ile ilgili bilgi olmayacağı için default'u çalıştırdığı zaman doğrudan login'e yönlendirmek istiyorum. Önce tasarımını yapayım burada. Şunu 300 piksel yaptım. Bir dakika. Şöyle yapayım, biraz daha ortada görünmesi için, köşede görünmesi daha gerçekçi. Önce 3-2'lik bir tane oluşturayım. Geri aldım. Yanlış yaptık. 3 tane sütun olan 2 tane satırı, hatta 3 tane satırı olanmış olacak. Tam ortalayacağım içindeki yapıyı. Şurada da login oluşturacağım. Geliyorum. Yeni bir tane. Burada da 3'e 2'lik yeni tablo. Böyle daha düzgün görünecek. Şunlara da bir yükseklik falan vereyim. Şuraya da bir boyut vereyim. Bunun da style'ı midi çok yüksek olmasın. 100 piksel. Yan kısmı da 200 olsun. Şimdi kullanıcı adı, şifre, bir
Hepsini alabiliriz. Text box'lar. Şunları da daha güzel bir şey olsun. %100 dediğim zaman tam olarak kaplar. Durum da alanı daha iyi olur. Evet. Şimdi giriş yap işlemine bakalım. Burası bizim ana loginimiz. Önce bir çalıştırıp nasıl göründüğüne bakalım. Ortalı bir şekilde düzgün görünmesi gerekiyor. Evet. İstediğimiz gibi bir yapıya sahip olduk. WordPress'te var ya şu ortada login falan, ona benzer bir yapı tasarlanabilir. Giriş yaptık. Session kullanacağımız için öncelikle bazı filtrelemeler yapmam gerekiyor. Sebebi şu, mesela kullanıcı burada normal şartlarda biz bunu veri tabanından veri çekerek yapmamız gerekiyor. Kontrol vesaire çok o kısmı karıştırmamak için yapmıyoruz. Ama kullanıcı buradan boş bir değer de girebilir. Hiçbir şey yazmadan giriş yap dediği zaman sen bunu doğrudan session'a atarsan boşluk aktarır session'a. Onu da diğer tarafta kontrol ederken sorun yaşarsın. O yüzden öncelikle alacağım değerler de şuna bakacağım. Kullanıcı adı. Neyse kullanıcı adı. Al. Herhangi bir sorun yok. Karşılıklı. Text. Burada birçok işlem yapılmalı. Mesela boşluk verirsin. Sonuçta kullanıcı adı. Türkçe karakter olmasın. Farklı karakterler olmasın gibi. Biz en temel olarak boşluğa bakacağız sadece. K at string is null or empty. K at boş mu? Ya da null ya da boş mu? Şifre null ya da boş mu? Eğer boş değilse şunu yap. Session at kullanıcı at değer ise k at. Şifreyi de at. Şifre, K şifre. Bunlar boşsa, yani kullanıcı bilgileri boşsa bir bilgi vermek gerekiyor. Onu da şurada yapabiliriz. Bir label koyarım. LBL mesaj. Eğer ise VBL mesajın teksti lütfen doğru değer doğru bir şey. Hemen test. Station'ı atmadım burada.
Diğer türlü de bunu yapacak. Şimdi giriş yapması için yönlendirme işlemi yapacak. Bunları station'a at, response, direct, default, ASP, X. Şu ana kadar yaptıklarımızda default ASP'e gideriz. Bunu da test edelim. Burada giriş yapı deniyorum. Herhangi bir veri olmadığı için doğru giriş yapın. Test verisiyle giriş yap dediğim zaman default ASP'e yönlendim. Yönlendirmede sorun yok. Session'a değer ataması tamamlandı. Şimdi burada bu veri yoklayarak ekranda gösterelim. Default ASP'ye. Bunun için default'a geliyorum. Bunun load'unda bir şeyler yapacağız ama önce bir label atalım. Veriyi göstermek için. Hatta iki tane olsun. Bundan önce at. Sonra burada atadığım değerleri default'ta okuyacağız. Önce gene boş kontrol yapmak lazım. Section tabii null kontrolü boş değil şu an. Kullanıcı at null değilse ve section şifre buraya da boş değilse düzeltiyorum bu string or empty boş değilse bunlar değerleri alabiliriz. Label kullanıcı alt. Eğer boş ise ne olacak? Hemen bir mesaj vermeliyiz. Bunu da label'a falan gerek yok. Response write ile yaparız. Diğerleri görünmeyeceği için kullanıcı bilgi ya da oturum bilgisi geçerli değil. Ve ne yapması lazım? Şimdi session nulde ise buraya gelecek veriyi yazacak. Null ise aslında bu doğru bir yöntem değil. Bizim login'e yönlendirmemiz gerekiyor. Response redirect git login ol öyle gel. Böyle bir durumda şimdi default'u çalıştırırsam ne olur? Session null olacağı için login'e gidecek. Temel olarak işlem gerçekleşti. Biraz daha düzgün hale getirebiliriz.
Yaptığımız ya da yapmayı planladığımız örnek, yeni gelenler bilmiyor tabii, biraz karmaşık gibi görülebilir. O işlemi yapacağız. Şöyle ki, loginle giriş yapacağız. Giriş işleminde kullanıcıya örneğin admin bilgisi verdik. Database'den çektik. Bu adam adminmiş dedik. Eğer admin ise default ASP'de örneğin yaptığımız çizimde iki tane menü görünecek. Bir tanesi normal kullanıcıların gördüğü, diğeri de admin'in gördüğü sadece. Ekranda iki tane de çıkış butonu olacak. Birisi normal kullanıcı çıkışı, admin'i de çıkartır. Tamamen çıkış yapar, login'e gider. Diğeri ise sadece admin yetkilerini alır. Normal kullanıcı gibi kullanmanı sağlar. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Buradan en basitini yapacağız. Böyle sol tarafa repeater falan yapmaya gerek yok. Ekrana şunu diyebiliriz. İşte hoş geldiniz sayın admin, hoş geldiniz sayın üye. Üye olduğunu biliyorsa bu üyedir zaten. İşlemleri yapmak için öncelikle login'de ekstradan bir de admin bilgisi gerekiyor. Session add admin. Buna da bir değerini vermek şimdilik yeterli. Null olmaması işimizi görecektir. Kontrol ederek bu bahsettiğim işlemleri yapabiliriz. O zaman şunu diyebilirim. Bunların ikisi null değilse ama session admin null ise ise nedir bu? Kullanıcıdır. O zaman şurada bir tane hoş geldin gibi bir alan yapabiliriz. Label. Label. Hoş geldin. Mesaj. Fontunu değiştirelim. Göstereceğiz. Nedir göstermek istediğim? Eğer session admin'i null ise o zaman bu kullanıcıdır. Hoş geldiniz. Sayın üye. Exit. Yukarı
yukarıdakinin ufak bir değişimi olacak. Admin null değilse, o zaman da hoş geldin sayın admin. Zaten bunların hiçbiri değilse, login asetleri seçilmesi gerekiyor. Örnek, default'u açtım, login'e gitmesi gerek. Buradan giriş yapınca da arka tarafta admin 1 verdiğim için admin yazmalı. Şimdi de yapmak istediğim iki tane çıkış. Son olarak bunlar kaldı. Çıkış yaptığımda buranın refresh olup sayın üye yazması gerek mesela. Bunun için de alt kısma iki tane buton. DTN normal çıkış. Bu tam üye çıkışı. Çıkış yap. Diğeri de admin çıkışı. Admin çıkış. Burada session olayı devreye gidiyor. Session'ın ufak bir farkı olacak. Şimdi admin bilgisini hangi session'dan alıyorum? Şuradaki admin'den. O zaman ben doğrudan admin session'ını öldürürsem burada benim işimi görür. Remove diyorum. Admin. Çalıştırayım. Şu an admin. Admin çıkış olmadı. Kendi kendini yönlendirmemiz gerekiyor. Sayfa yenilecek ki yeni veriyi alsın. Bakın admin çıkışı yaptığımda artık üye oldu. Login'e gideyim. Bakalım. Giriş yaptım. Tekrar gösteriyorum. Sayın admin, admin çıkışı yapınca sayın üye. Çıkış yapınca da login'e gitmesi gerekiyor. Tüm session'ı öldürerek. Çıkış yap. Session bu işi yapan da abandon. Sonra da response direct. Login asetlerimiz. Dikkat edin. Arasında büyük bir fark var. Birisi tamamen session'ı yok ediyor. Diğeri de sadece o session içerisindeki admin'i siliyor. Remove ettiği için sayfayı refresh ettiği zaman artık admin'in null olduğu üzerinden işlem yapıyor. Bu nedenle yani işlem gayet başarılı olacak. Önce doğrudan çıkış yapmayı deneyelim mesela. Beni login'e atması gerekiyor. Bakın admin'le işi kalmadı, oraya da gitti artık. Tekrar giriş.
Admin çıkışı yaptım. Üye. Çıkış yaptım. Burası. Mesela bir problem daha var. Bu da login'de olan bir şey. Ben buradan default'tayken session doluşan login'e gidiyorum. Login'e gösteriyor. Bu hata. Ne yapması gerek? Giriş yapmış birisinin login'i artık görememesi gerekiyor. Eğer login'e gidiyorsa direkt default'a gitmeli. Ben de burada login içerisinde page load'unu kontrol edeceğim basit bir şekilde. Örneğin kullanıcı adını kontrol etmem yeterli. Diğer dediği gibi aksiyona gerek yok. Kullanıcı adı. Bu boş değilse o zaman session vardır. Response redirect. Zaten buradasın. Default'a gel. Giriş yap. Bu şekilde korumayı da yapmış olduk.